Kamuoyunun merakla beklediği infaz düzenlemesinin ayrıntıları AK Parti ve MHP heyeti tarafından açıklandı. AK Partili Cahit Turan ve MHP heyeti tarafından yapılan açıklamaların bazı satır başları. İnfaz düzenlemesinde çalışmalarımızı tamamladık. İnfaz düzenlemesini meclis başkanlığına sevk ettik. Bu süreç devam ederken diğer siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdik. Teklif ve önerilerini de aldık. İnfaz hukukunun temel prensiplerini göz önünde bulundurduk. 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddelik kanun teklifini hazırladı. Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları bunların dışına çıkarılmıştır. Terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu ayrım dışına alınmıştır. Covid-19 ile birlikte cezaevi boyutlarıyla bir takımda tedbirler alınması ortaya çıkmıştır. İşte AK Partili Cahit Turan ve MHP heyeti tarafından yapılan açıklamanın devamı. Uzun zamandan beri tartışılan ve siz değerli basın mensuplarının yakinen takip ettiği İnfaz düzenlemesinde sona gelerek çalışmamızı tamamladık. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak beraber hazırlamış olduğumuz infaz düzenlemesini an itibariyle meclis başkanlığımıza sevk etmiş bulunmaktayız. Özellikle bu teklifin hazırlanmasında emeği geçen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Sayın Muhammed Levent Bülbül, Sayın Erkan Akça'ya ve yine İstanbul milletvekillerine bütün teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Ve özellikle AK Parti Grup Başkan Vekilleri ve Hukukçu Milletvekilleri, Adalet Komisyonu üyeleri, özellikle Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a, Afyon Karahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya'ya teşekkürü bir borç biliyoruz. Takip ettiğiniz üzere bu süreç devam ederken diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdik. İnfaz düzenlemesi, ceza muhakemesi kanunu ve ceza kanununa ilişkin teklif, öneri ve değerlendirmelerini de aldık. Teklif çalışmaları kapsamında ceza hukukçuları, akademisyenler, uygulayıcılar, yüksek yargı mensuplarının da görüşlerini aldık. İnfaz hukukunun temel prensipleri dikkate alınarak infaz adaletinin sağlanmasını hedefledik. Bilindiği üzere çağdaş ceza infaz hukuku sisteminin temel amacı hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak ve ıslahını mümkün hale getirmektir. Biz de bu amacı gerçekleştirmek üzere başta infaz kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddeden mütevellit kanun teklifimizi hazırlayarak tamamladık. Kamuoyu takdir edecektir ki İnfaz düzenlemesi zor bir alandır. Farklı çatışan hukuki menfaatlerinin değerlendirildiği bu alanda özellikle milletimizin rehberliği, milletimizin vicdanı bize yol gösterici olmuştur. Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu ve kadına karşı şiddet, terör suçları bu kapsamın dışına çıkartılmıştır. Yine belirtmek isterim ki öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır. Şimdi teklifte yapılması gereken değişikliklerle ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. Denetimli serbestlik uygulamasındaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Mevcut denetimli serbestlik uygulaması az cezalı suçlarda toplumda cezasızlık algısına yol açmaktadır. Yapanın yaptığının yanında kaldığı yönündeki bu algıyı inşallah yaptığımız bu düzenlemeyle ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu 1 yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.
cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme. Bazı suçlarda suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak cezaların artırılması hedeflenmektedir. Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili ceza kanununda var olan mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörmektedir. Bunun taban ve tavan oranını ikişer yıl 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen bazı suçlar bakımından uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar yine bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaklardır. Diğer düzenlemeler kapsamında getirilen en önemli düzenleme ihal incelemesidir. Bilindiği üzere mevcut ceza infaz sistemi ihal ile ilgili otomatik bir geçiş öngörmektedir. Yani belirli bir süre kapalı cezaevinde kalanlar arkasından açık cezaevine, oradan da denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme hükümleri uygulanmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile ihal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkartılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır. Yine bu komisyon değerlendirmelerini yaparken sadece cezaevinin içerisinde suç yapılan usulsüzlükler ve hatalar, yanlışlarla ilgili değil, cezaevinin dışında hastanede veya adliyede hükümlülerin durumlarını da dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaktadır. Kadınlar, yaşlılar, çocuklu anneler ve hastalar lehine de düzenlemeler öngörüyoruz. Mevcut ceza infaz kanunumuzda yer alan düzenlemelerin kapsamını ve şartlarını genişletiyoruz. Bu bağlamda 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. Yine infaz hakimliği müessesesini getiriyoruz. İnfaz hakimlerinin görev ve yetkileri genişletiliyor. Bu düzenleme ile 1 Eylül 2020 tarihinde başlayacak infaz hakimliği, mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevinin içerisinde tüm süreçleri açığa alma, denetimli serbestlik, ihal ve şartlı salıverilme değerlendirmeleri infaz savcısının, infaz hakiminin değerlendirmesi ve kararına bağlanıyor. Yine hakim teminatına bağlanan bu ihal indirimi itiraz müessesesine de yol açılıyor. Yine bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği pandemi, yani COVID-19 ile ilgili salgın hastalığını dikkate alarak açık cezaevine şu anda gelmiş ve açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili meclisimizin alacağı bu geçici düzenleme ile kararla cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Bunun iki kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasına imkan veriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız geçici düzenleme ile açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesi halinde aynı süreyle en faz 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz. Evet değerli basın mensupları, hazırlamış.